arkadaşlar, hoş geldiniz. Dün bir canlı yayın yapmıştık. Uzun zamandır canlı yayına gelmeyen bir arkadaşımız vardı, Barış diye. O geldi. Barış'la bayağı bir sohbet ettik. Barış beni dün kandırdı arkadaşlar. Zaten içimde de bir heves vardı için açıkçası. İlerleyen günlerde Allah izin verirse arkadaşlar büyük bir değişiklik yapacağız akvaryumda. Yani ben yine dün konuştuk. Dedim ki Ağustos ayının son aylarında yaparız filan ama ister istemez içimde de bir sevda başladı yani. İçim kıpır kıpır olmaya başladı. Arkadaşlar yapacağım olay arkadaşlar size şu şekilde anlatayım. Canlı yayını izlemeyenler için. Bölmelerdeki ve evdeki bütün balıkların hepsini vereceğim arkadaşlar. Bütün balıkların yerlerine, işte bu gördüğünüz ana tank akvaryumuna, her bir bölmeye farklı karides türleri alacağım arkadaşlar. Ayrıyeten de en sürpriz olan nokta ise astronot balığı alacağım arkadaşlar. 8 tane astronot balığı alacağım çok ufak boylarda. Bir astronot beslemek istiyorum. Hani biraz daha büyük bir balığa geçelim. Biraz daha büyük bir balık besleyeyim nedeniyle astronot almayı planlıyorum. Bakalım ilerleyen günlerde bir anda bütün değişikliği yapabilirim. İşte yine takas yapacağım arkadaşlar balığı. Bu balıklardan isteyen arkadaşlar varsa ya da bu balıkları hani bakabilecek bir olan, kendine güvenen ve ekipmanları, tesisatı, hani yemi olsun, düzeni olsun varsa arkadaşlar balıkları verebilirim. Bilginiz olsun. Balık da işin açıkçası bulamayacağınız balıklar. Benim de nasıl baktığımı da biliyorsunuz arkadaşlar balıkları. Yoksa hepsini takasa vereceğim balıkların. Fiyat olarak uygun bir fiyat şekildeyim. Aldığım fiyata vermeyi planlıyorum arkadaşlar balıkları. Balıkları zaten çoğu eş tuttu arkadaşlar. Zaten yavruları da var biliyorsunuz detaylı. İstanbul'da yaşayanlar bana bu videonun altından telefon numaramdan bana ulaşabilirler. Ama sizden rica ediyorum arkadaşlar. Zaten bakmayı bilmeyen insana zaten balığı vermeyeceğim. Saçma sapan konuşmalar ya da böyle satıyorum ya da takas değişikliği yapıyorum deyince bazı kendileri bilmez arkadaşlar zannediyor ki balığı kaybedecek ya da ölüm döşeğinde falan zannedip balıkları nasıl diyeyim size, ondan dolayı sattığımı düşünüyorlar. Fakat biliyorsunuz uzun zamandır bu balıklardayız. Allah kahretmesin, Barış yüzünden içimdeki sevdaya ateşe odun attı. Daha da çok heyecanlandırdı beni. Zaten beni ilk gününden beri izleyen kişiler varsa da arkadaşlar bildiğiniz üzere bir karides aşkı da vardı bende. Geçen de bir canlı yayında Agit diye bir arkadaşımız vardı. Agit arkadaşımızla da konuşmuştuk. Bu Agit arkadaşımızla da karides olayına başlattım onu da. Allah izin verirse arkadaşlar ben de işte karides beslemek istiyorum. Bir karidesten zevkimi alayım. Astronot balıklarını da ufak boylarda almayı planlıyorum arkadaşlar. 8 adet almayı planlıyorum. Ardından arkadaşlar işte astronotlar büyüyene kadar biraz karidesleri besleyeceğim. Karidesler büyüdükten yani çoğaldıktan sonra, karideslerin biraz hevesimi aldıktan sonra bütün akvaryumları astronot balığı besleyeceğim. Bakalım hayırlısı. Yani dün konuştuğuma göre, yani kendi konuştuğum suydu. Ağustos'un işte 20 ile 30 arasında büyük bir değişim yapacağımı söylemiştim. Fakat dayanamadım. Bugün bir farklılık yapmam gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Farklı bir balık türüne geçeceğim demiştim. Ama içimdeki bu karides sevdasından da vazgeçemiyorum işte açıkçası arkadaşlar. Onun için de karidese de gireceğim yani. Gireceğim derken de her 5 bölmede ayrı bir farklı bir karides türlerim olacak. Tabii ki de bunların her biri cins olacak arkadaşlar. Öyle standart karidesler olmayacak arkadaşlar kesinlikle. Ayrıyeten de işte arkadaşlar astronot balıkları da beni heyecanlandırıyor. Farklı türleri var. Biraz da bir büyük balık besleyelim diyorum. Onun nedeniyle de astronota da gireceğiz. Bakalım hayırlısı hep beraber. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol yağlı akvaryumlar diliyorum. Şunu da söyleyeyim. Bu değişim haftaya da olabilir. Ağustos'ta da olabilir. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Bakalım hayırlısı.
Ama gerçekten bu balıklara, benim beslediğim balıklara hevesi olan, bakabilecek bir imkanı hem maddi ve manevi bilgisi olan kişiler varsa arkadaşlar, gerçekten balıkların takasa gideceğini, sizlere gitmesini isterim. Benim sürekildiğim bu balıklarla, bu akvaryumlara karides almam, astronot balıkları almam, ayrıyetten sürekildiğim üstüne para bile alabilirim yani. Yani benim beslediğim balıkların fiyatları olsun, alabileceğim ürünlerin arası, yani yarı yarıya bir fiyat farkı var. Hani ben hiçbir türlü maddi açıdan bir zarara girmiyorum. Çünkü benim beslediğim balığın fiyatı yüksek olduğundan dolayı ya da astronot balığın fiyatı düşük olduğundan dolayı, karideslerin fiyatları çok yüksek olmadığından dolayı yani imkanım yetebiliyor. Benim size söyleyebileceğim tek şey arkadaşlar, eğer ki bu balıklara gönül verdiyseniz kaçırılmayacak bir balıklar. Balıkları da kendiniz de biliyorsunuz. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol yağlı akvaryumlar diliyorum arkadaşlar.